Herkese merhabalar, ben Doktor Erkan. Operasyondan sonra vermiş olduğumuz kutunun içeriğinden bahsedeceğim. Hızlıca sabahleyin anamnez formu dolduruyoruz. Bu mevcut. Operasyondan sonra uyulması gereken kurallar, maddeler tek tek yazıyor burada. Bilgi formumuz. Boyun yastığımız. Bunu operasyondan sonra ilk 5 gece kullanacaksınız. Bu şekilde değil, şu şekilde takmanızı öneriyorum. Şakak bölgesine saç ekimi yapılmamışsa ve dolaşım problemi yaşamayacağını düşündüğünüz hastalara alın bandı veriyoruz. İlk 10 gün özellikle kullanılmasını istediğimiz köpük şampuan. Fakat bitene kadar kullanmanızı öneriyorum. Bu da normal şampuan. Bu bittikten sonra buna geçiyoruz. 2 güne bir bu şampuanla saç yıkamanızı gerçekleştirirsiniz. Bu maskemiz kullanmanız için. Bu bir hediyemiz. Kullanmayacaksınız. Bu sprey. İçerisinde serum var. Serum bittikten sonra hazır su koyuyorsunuz ve o şekilde kullanıyorsunuz. 2-3 saate bir saçı ekilen bölgeyi nemlendirmek için kullanıyoruz. Ve kabuk dökme işlemin sürecini hızlandırıyor. Şimdi ilaçlara geçelim. Antibiyotik isimler farklı olabilir. Sabah akşam kullanacaksınız. Operasyondan sonraki gün başlanıyor. Tok karnına kullanacaksınız. Lansor. Mide koruyucu. Sabah aç karnına mide probleminiz varsa kullanıyorsunuz. Pretnol. Ödem sökücü ve alerjik reaksiyonları minimalize edici bir ilaç. Operasyondan sonraki gün sabah öğle akşam olmak üzere günde bir tane kullanıyorsunuz. 3 tane kullanmış oluyorsunuz operasyondan sonraki gün. Diğer gün sabah akşam olmak üzere günde 2 tane ama birer adet olacak şekilde 2 tane kullanıyorsunuz. En son kalan bir tane de 3. gün kullanıyorsunuz ve pretnol bitiyor. Ağrı kesici parasetamol. Ağrınız olur ise kullanıyorsunuz. Yoksa kullanmanıza gerek yok. Aspirin, kan sulandırıcı ve kan cıvıtıcı diyebiliriz. Bunu da operasyondan sonra saç çıkama günü kan dolaşımınızı hızlandırmak için karar veriyoruz. Eğer ki kanamanız yoksa günde bir defa kullanmak üzere toplam 10 adet kullanıyorsunuz ve bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.